Almanca dil kursu için vize başvurusunda bulunduğunuzda konsolosluk veya büyükelçilik görevlisi hangi noktalara dikkat ediyor? Merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Geçen yaptığım gönüllü hizmeti ile ilgili videodan sonra dil kursu içinde soran arkadaşlar oldu. Evet, deneyelim. Auswärtiges Amt Visum Handbuch. Bunu tanıyorsunuz, bu kitapçığı. Arzu edenler açıklamalar kısmından kitapçığa ulaşabilirler. 536. sayfada dil kursuyla ilgili bilgiler vermişler. Sprachkurs, buradan görüyorsunuz. Hemen birlikte bakalım. Burada dili ikiye ayırmışlar. Bir, eğitim almak için, yani Studienvorbereitender Sprachkurs olarak ve diğer kurslar olarak ikiye ayırmışlar. Üniversite eğitimi görecek arkadaşlar için ve diğer kurslar olarak kısaca ikiye ayırdıklarını ifade edebiliriz. Eğitim alacak olan arkadaşların Almanca öğrenmesi gerekiyor ve bunun için biliyorsunuz üniversiteler, yüksek okullar şartlı kabul veriyorlar. O zaman tabii ki Almanca kursu için gelebileceğinizi söylüyor. Burada görüyorsunuz, eğer yüksek okulda, üniversitede eğitim alacaksa o zaman bu eğitime hazırlayan bir dil kursu için vize verilebilir demiş. Zudem kann ein Visum für die Teilnahme an einem studienvorbereitenden Sprachkurs erteilt werden. Burası da önemli. Üniversiteden şartlı kabulünüz yoksa ama üniversitede okuyabilmek için Hochschulzugang Sprachprüfung, yani C1 seviyesinde sınavlar oluyor biliyorsunuz. Örneğin DSA sınavı oluyor. Buna katılabilmek için, bunun hazırlığı için bir dil kursuna gitmek isterseniz o zaman da vize verilebileceğini söylüyor. Ama tabii ayrıntılar var. Dil kursundan sonra ayrıca Studienkolleg veya Studium için, yüksek eğitim için vizenizin uzatılabileceğini de belirtmek gerekiyor başvuruda bulunanlara diye eklemişler. Detayların Studierende kısmında bulunabileceğini söylemişler. Yani bu kitapçığın Studierende kısmında detaylara bulabilirsiniz, detaylara ulaşabilirsiniz. Bunlar eğitim alacak olan arkadaşlar için ve diğer konu da ikiye ayrılıyor demiştik. Sonstige Sprachkurse neye bakıyorlar? Sprachkurse Sprachkenntnisse im Ausland anwenden. Ne olur, bir şirkette çalışıyorsunuzdur Türkiye'de ve bu şirkette Almanya ile iş yapmak istedikleri için Almanca bilen elemanlara ihtiyaç vardır. O yüzden sizi dil kursuna gönderiyorlardır. Ya da siz kariyerinizi hızlandırabilmek için Almanya'ya gelerek bir dil kursuna katılmak istiyorsunuzdur. Veya Almanların bolca seyahat ettiği turistik bölgelerde bir muayenehane açmak istiyorsunuzdur. Çok farklı sebeplerden kursa gelmek istiyor olabilirsiniz. Yani ille Almanya'daki kurstan sonra Almanya'da kalınacak, Almanya'da bir şey yapılacak diye açıklamak gerekmiyor. Türkiye'de de tabii ki Almanca dilini kullanabilirsiniz. Im Ausland anwenden, bu birinci nokta. Diğeri, Almanya'da bir Ausbildung, zanaat eğitimi almak istiyorsunuz veya Erwerbstätigkeit, çalışmak istiyorsunuz. Bu durumlarda da tabii ki dil öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için de vize verilir diyor. İntensif Sprachkurse olması gerekiyormuş vizenin verilebilmesi için. Haftada en az 18 saat olması gerekiyor. Akşam kursları ya da hafta sonu kursları kesinlikle kabul edilmiyor. Nicht ausreichend demiş. Plausibilität des Aufenthaltszwecks. Bundan önceki videoyu izleyen arkadaşlarımız bunun ne anlama geldiğini biliyorlardır. Yani bir dil kursu ne kadar makul, buna bakması gerekiyor. Size vize verecek olan ya da vize işlemlerinize bakan memurun kursun sizin için ne kadar makul olduğuna bakması gerekiyor. Burada yine wirtschaftliche, ekonomik olarak sizin durumunuza bakıyorlar. Mesleki olarak durumunuza bakıyorlar. Ailevi durumunuza bakıyorlar. Ve hayat planınız, somut hayat planı diyor. Yani geleceğinizde Almanca'nın nasıl yeri olabilir, buna bakıyorlar. Halihazırda Türkiye'de bir kursa gitmiş olmak bu makuliyet açısından bir gösterge olabilir, bir rol oynayabilir diye de buraya belirtmişler. O yüzden Türkiye'de
Kursa gidiyor olmanız, Almanca'ya hazırlanıyor olmanız ya da Almanca'ya hazırlıklar yapmanız önemli. Önemli bir gösterge olabilir ya da rol oynayabilir. Türkiye'de Almanca öğreniyor olmak ve özgeçmişiniz hepsinin makul bir dengede olması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız var, Türkiye'de kursa gitmişler, sonra bırakmışlar, 2 yıl gitmemişler, sonra tekrar gideceğim ben, Almanya'da okuyacağım diyerek başvuruda bulunmuşlar. O zaman tabii soru işaretleri oluşuyor. Madem Almanya'da okumayı, eğitim almayı planlıyordun, kursa başladın, sertifika aldın, 2 yıldır niye hiçbir şey yapmıyorsun, hala da IKF seviyesindesin gibi soru işaretleri oluşabilir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ve maksimum sürenin 1 yıl olması gerektiğini burada belirtmişler. Ayrıca tabii işleme bakan memura yardımcı olması amacıyla da bir tabela hazırlamışlar. Yani C1 seviyesine gelebilmek için kaç hafta geçiyor? Anschlussaufenthalt ve Rückkehrbereitschaft. Yani kurs bittikten sonra Almanya'daki oturumunuz ne olacak? Yani Almanya'da bir oturum olacak mı? Vizeniz değişecek mi? Yoksa ülkeye geri mi döneceksiniz? Burası çok önemli. Bu Rückkehrbereitschaft, daha önceki videodan da biliyorsunuz, Türkiye'ye dönmeye hazır olmanız gerekiyor. Eğer gerçekten Almanya'da sizi kabul etmiş bir kurum yoksa, diyelim ki Ausbildung yapacaksınız. O zaman Ausbildung denilen yerin sizi almış olması gerekiyor. Ya da Ausbildung eğitimini verecek olan işverenin hazır olması gerekiyor. En azından size böyle bir perspektif sunmuş olması gerekiyor. Sözleşmeyi imzalamamışsa da böyle bir perspektif varsa bu da yeterli olabilir. Ona da detaylı olarak bakmak gerekiyor. Diğer taraftan iş sözleşmeniz varsa o zaman zaten bir sorun yok. Staj yapacaksanız, kabulünüz varsa sorun olmayabilir. Tüm bunlar yoksa, makul bir şekilde anlatamıyorsanız veya kanıtınız yoksa o zaman tabii geldiğiniz ülkeye dönmeye hazır olmanız gerekiyor. Daha önce yaptığım videoda olduğu gibi burada da Aufenthaltszweck, yani Almanya'daki amacın değiştirilme imkanının olduğunu söylüyor. Der Wechsel des Aufenthaltszwecks ist nach erfolgreichem Abschluss des Sprachkurses in Deutschland möglich. Almanca öğrenmenin daha sonra hemen akabinde Almanya'daki yaşamınız için hazırlık olduğu belliyse o zaman bu noktanın sınanması gerekmiyor diyor. Bu noktaya bakmanız gerekmiyor. Burada da yine inandırıcı bir şekilde kanıtlamalar gerekiyor demiş. Yani Anschlussaufenthalt indiziert damit grundsätzlich die Plausibilität. Yani inandırıcı bir şekilde kanıtlanmış kurstan sonraki Almanya'daki hayatınız, işiniz, eğitiminiz, kabul almışsınız, işvereniniz var, sözleşmeniz var. O zaman plausibilität, makul olduğu belli oluyor ve vize verilmesinde hiçbir sakınca yok demiş. Während eines Aufenthalts zum Sprachkurs ist ein Wechsel des Aufenthaltszwecks nur dann möglich, wenn ein gesetzlicher Anspruch besteht. Örneğin kurs esnasında amacın değiştirilmesi sadece bu durumlarda gesetzlicher Anspruch, yani yasal olarak imkanı varsa mümkündür diyor. Bu da aile birleşme olabilir veya Blaue Karte olabilir diye belirtmiş. Ayrıca kurs alırken, dil kursu alırken oturumunuzun, vizenizin uzatılması, başka bir amaç için vizenizin uzatılması mümkünmüş. Bunun için tabii ki dil kursunu bitirmiş olmanız gerekiyor ve bunun kanıtı da ein Zertifikat, bir sertifikanızın olması gerekiyor diyor. Eğer vize başvurusunda, yani dil kursu için başvuruda bulunduğunuzda, dil kursundan sonra Almanya'da kalmayı düşündüğünüzü, işte çalışacağım için kalacağım gibi niyetinizi beyan ettiğinizde o zaman tabii ki bunun ne kadar doğru olup olmadığının denetlenmesi gerekiyor diyor. Buraya bakılması gerekir diyor. Ayrıca Lebensunterhalt için biliyorsunuz teminat ödemeniz gerekiyor. Bunun ne kadar olacağını yazmış. Daha önceki videolarda göstermiştim. BAföG Höchstsatz, bunun üzerine %10 koymanız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla 760 euro falan idi. Üzerine %10 eklemeniz gerekiyor. Bu bir ayda gerekli olan meblağ. Tabii ki vize başvurunuzu reddedebilirler. Eğer okul yabancılara Almanya'ya gelmeyi kolaylaştırma ya da vitrin görevi görüyorsa diyor, o zaman verilmez. Bunu nasıl belirleyecekler? Örneğin okul çok kısa zaman önce kurulmuş olabilir.
O zaman tabii antenlerin çalışması lazım. Eğer emin olamıyorsa bakan görevli, o zaman burayı araması gerekir diyor. Burayı arayarak sorması gerekir. Veya okul iflas etmiştir. İflas ettiği için arka planda bazı işlemler yürüyordur. Bunun için Medieninformationen medyadan bilgi alınabilir veya Yabancılar Dairesi'nin de tabii bu konuda bilgilendirici haberleri oluyor diyor. Bunlara bakarak okulun ne durumda olduğu öğrenilebilir. Eğer şüphe olursa, yani size bakan memur şüphelenirse, başka bir amaç için Almanya'ya girmeye çalıştığınız kanısına varırsa, sunduğunuz kanıtlar ikna etmiyorsa, Almanya'ya başka bir amaçla gelmeye çalıştığı intibası uyandığından red veriyorlar. Tekrar edecek olursak kısaca, toplumsal olarak Almanların lehine tabii ki, ne kadar çok insan onların kültürünü öğrenirse, dilini öğrenirse onların lehine. Bu Almanlar için iş anlamına geliyor. Örneğin bir Çinli Almanca öğrenerek Almanya'ya gittiğinde Alman şirketleriyle çalışmaya daha yatkın olur. Alman kültürünü bilen, Alman dilini bilenler Almanya'ya daha yatkın olabilirler. En azından böyle bir imkan olur. O yüzden toplumun lehinedir ve bu teşvik edilmelidir diyor. Bir. İkincisi, kişinin, yani başvuruda bulunan kişinin, yani sizin özel ilginiz, ilgi alanınız, sizin avantajlarınız göz önünde bulundurulmalıdır. Alman toplumunun avantajları, bir, kültürün ve dilin yayılması avantajları, ama diğer taraftan da Almanya'ya göçün kontrollü bir şekilde yapılması için yine toplumun çıkarları gözetilmeli, göz önünde bulundurulmalı, vize verilmeli. Yani bütün bunlar dengeli bir şekilde göz önünde bulundurularak, denetlenerek ikna olunuyorsa o zaman verilmeli. Ama şüphe uyanıyorsa verilmemeli diye burada belirtmişler. Yani bir kişinin Almanca dil kursuna gitmek istemesi, özgeçmişine bakarak damdan düştü saksağan ya da dam üstünde saksağan gibi bir durum söz konusu değilse o zaman makul, onun dışında soru işaretleri oluşuyor. Diğer taraftan verdiğiniz belgelerle Almanca kursunun gerekliliğini kanıtlayabiliyorsanız, mantıklı olduğunu gösterebiliyorsanız vize vermeleri gerekir. Rückkehr Bereitschaft ve Plausibilität des Aufenthaltszwecks noktaları her vize türünde önemli diye düşünüyorum. Umarım faydalanabilirsiniz. Feyizlenebildiğiniz bir video olmuştur. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.